Merhabalar. Bugün size yine Aydın'dan çok güzel bir lezzet tiltor yapıyoruz. Börülceden yapılan çok da güzel bir sosu olan tiltoru yaparken yanımda yine sevgili Ayten teyzem var. Malzemeleri görelim. Ayten teyzeciğim, bu börülce bu şekilde miydi? Şimdi uzun börülceleri böyle tiltor yapıyoruz biz. Dolmaların yanında, pilavların yanında yeriz. Biraz sarımsak ayıklıyoruz. Sonra onu güzelce ya havanda ya da böyle rondada geçirip güzelce dövüyoruz incecik. İçine biraz yağ koyuyoruz. Onu ağartma yapıyoruz. Tekrar rondodan geçirip. İçine koruk suyu koyuyoruz. Börülcemizi de haşlıyoruz daha önce. Haşladıktan sonra onun içine beraber karıştırıyoruz. Sadece börülceyle mi yapıyorsunuz? Başka şeylerle de olur mu? Oluyor. Patlıcan, biberle de yapıyoruz. Aynı sosla beraber, sostan. Biber, patlıcan haşlayıp onunla da yapıyoruz. Nefis. Evet. O zaman başlayalım. Evet, dolmaların yanında, kuru şeylerin yanında yemesi güzel olur. Zaten dolmamızı da yapmıştık. Evet. Şimdi o dolmanın yanında yenebilecek bir lezzet. Evet. Sarımsağı, tuzla iyice dövüp, yağ koyup biraz karıştırıyoruz, onu ağartıyoruz. Sonra sirkesini, sirke değil de koruk ekşi koyuyoruz. Onu hallettikten sonra haşlanmış olan börülcenin içine atıp karıştırıyoruz. O zaman başlayalım teyzem. Başlayalım. Sarımsakları öncelikle bu şekilde doğruyorum. Tuzla ezdikten sonra kabımı alıp el blenderıyla iyice ezme işlemi yapacağım. Sarımsakları biraz dövdükten sonra, bıçakla ezdikten sonra kabıma alıyorum. Şimdi el blenderıyla inceltmeye devam ediyorum. Teyzeciğim, şimdi aldım ben bunu. Ne yapıyoruz? Biraz yağ koyuyoruz içine. Zeytinyağımızı koyduk. Az az ya, zeytin. Şimdi de koruk suyunu koyuyoruz. Üç kaşık koyduk galiba, değil mi? Teyzeciğim. Koyalım bakalım da şimdi. Biraz da su ilave ediyoruz. Sonra ilave ediyoruz tekrar suyunu, sirkesini. Tadına bakarak. Tadına bakarak. Teyzeciğim. Sonra da evet. Ekşisinin tadı azsa koruk mu koyuyoruz? Koruk koyuyoruz. Eğer suyu az gelirse, ekşisi yerindeyse biraz da su koyarız üstünden. Ağartma işlemi de tamamen yaptık. 10-12 diş sarımsak, 3-4 kaşık zeytinyağı, 3-4 kaşık koruk ekşisi, yine 3-4 kaşık da su koyduk. Hepsini güzelce blenderdan geçirdik. Börülcelerimizi de kabımıza aldık. Şimdi döküyorum teyzeciğim. Evet. Üstlerinden gezdir şöyle. Dibindekileri de ziyan etmiyoruz. Tekrar çalkayım. Azıcık da biraz, bilmiyorum, koruk ekşinin şeysine kadar.
2 kaşık kadar da dibine Ayten teyzem ziyan olmasın diye, tadı da daha lezzetli olsun diye yine ekleme yaptık. Bu şekilde dolmalarımızın yanında nefis tat. Bir gün beklerse daha iyi oluyor. Turşu. Sebzeler sosu iyice içine çektiği için çok daha iyi oluyor. Lezzetli oluyor. Tiltorumuz hazır. Ellerine sağlık Ayten teyzeciğim. Afiyet İyi olsun. Ki geldin. Mutfağımızı şenlendirdin. Çok teşekkür ederiz. Afiyetli iyi. Deneyenlere, yapanlara, yapıp sofrasına koyanlara afiyet, bal, şeker olsun.